أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين قيمة لإزدينرم أفندم صلى الله عليه وسلم Hayatını anlatmaya, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bedir'de Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Bismillah Ve lekad nasarakumu bi bedrin ve entum edille Allah Celle Celaluhu andolsun Bedir'de müminlere yardım eylemişti. Bu yardımın neticesinde Ashab-ı Kiram Efendilerimize sevinç, huzur, neşe ve yenilen birçok ölüsünü, cesetini Bedir'de bırakan Mekkeli müşriklere Allah Celle Celaluhu üzüntü ve kederi vermişti. Mekke'ye dönen müşrikler öfkesinden çıldırmış. Kimisi ah ediyor, tıraş olmuyor, temizlik yapmıyor. Kimisi öfkesinden ne yapacağını bilmiyor. Kimisi kendi aralarında hemen bir kulis çalışması yaparak bir an önce bu yenilginin öcünü almak için çok ciddi gayret sarf ediyorlardı. Bedir'de Ebu Cehil gibi büyük kafirlerin de bulunduğu 70 kişi Mekkeli müşrikler cihetinde tarafında ölmüş, öldürülmüş. 70 tane de Mekkeli müşriklerinin ileri gelenlerinden birçoğu olmak kaydı şartı ile esir bırakmışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ganimetler hem esirler hem de Ebu Cehil gibi öldürülen büyük kefereler ve Allah'ımızın hepsine müteşekkil bir Bedir'deki nusreti, zaferi nasip etmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Medine-i Münevvere'deki ulaşılan haberciler vasıtasıyla Medine-i Münevvere'de de sevinçle karşılanmıştı. Yalnız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hasta kızı Rukiye validemizin vefat haberi ulaşılınca bu sevinç biraz matem ve hüzüne dönüşmüştü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de üç gün kaldılar. Mekkeli müşrikler cesaret edip geriye dönüp gelemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyla beraber esirleri de yanlarına alarak ganimetlerle Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıkmıştı. Medine-i Münevvere'ye döndüklerinde iki mesele vardı. Bir tanesi esirlere taalluk eden mesele. Diğeri de ganimet malları ile alakalı taksim söz konusuydu. Hazreti Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri ganimetle alakalı İslami bilgiyi ayeti kerimeyi Bismillah ve alemu enma ganimtum min şeyin fe enne lillahi humsuhu ve lirrasuli ve qurba vel yetama mesakin ayeti kerimesini inzal buyurmuş ve ganimetlerle alakalı meseleyi Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiş ve aktarmıştı. İkinci mesele esirler meselesine gelince esirler meselesi hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabi efendilerimizin ileri gelenleriyle istişare meclisi topladı ve onların görüşlerini teker teker aldı. Hazreti Ebubekir Efendimiz ve onun gibi düşünen birçok sahabi Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem her bir esir için bir miktar para koyalım. Bunlar ödeneklerini getirip teslim ettiklerinde esaretleri kaldırılmış olsun. İkinci grup Hazreti Ömer Efendimiz ve az sayıda Hazreti Ömer Efendimizin görüşünü benimseyen grup şöyle diyorlardı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar Mekke'den Medine'ye bizleri hicrete zorlayan yerimize, yurdumuza, mallarımıza konan Mekke'de bizlere zulüm, işkence yapan azılı müşriklerdi bunlar. Bunların esir olsalar bile idamı canlarının alınmasını buna karşın beyan eden bir gruptu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci grup Hazreti Ebubekir efendimizin esirlerle alakalı görüşünü benimsediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirlere muamele noktasında onlara yediklerinizden yediriniz, giydiklerinizden giydiriniz, onlara iyi muamele ediniz, onlara karşı muamelenin en güzelini yapınız buyuran efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onları sahabe efendilerimiz o kadar güzel Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemlerini yerine getirdiler ki onlar esaretten kurtardıklarında, memleketlerine döndüklerinde müminlere, Müslümanlara ve efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir muhabbet beslemeye başlamışlardı. İşte İslamiyetin ve Müslümanların bu güzel muamelesi meyvesini yakın zamanda verecek ve sahabe efendilerimizin adetleri gün be gün artmış olacaktı. Esirlerin arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in henüz Müslüman olmayan amcası Abbas da mevcuttu. Abbas fidye karşılığında esaretinden kurtarmış ve Uhud harbinin oluşumunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mektup ile haber gönderir seviyeye gelmişti. İşte bu esirlere muamelenin, iyi muamelenin, güzel muamelenin neticelerinden bir tanesi Hazreti Abbas Efendimizin Bedir'de esir olup da görmüş olduğu iyi muamelenin, müminlerin, iman ehlinin güzel muamelesi neticesinde Uhud'da onları uyarması, onları haberdar etmesi olmuştu. Yine esirler arasında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in damadı Zeynep validemizin beyefendisi Ebu'l As isminde Mekke'den Medine'ye Bedir'e savaşmak için gelen müşrik olan Ebul As da vardı. Hatta anlatıldığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem esirlerin fidyeleri noktasında taksimat olununca o fidyelerin içerisinde bir kolyeye gözleri takılı verir. Kolye tanıdıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Hatice validemizin Allah kendisinden razı olsun, şefaatlerine bizleri nail eylesin. Onun kendi kolyesidir. Kızı Zeynep validemize düğün hediyesi olarak Hazreti Hatice annemizin bilfil kendi gerdanlığını, kolyesini vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kolyeyi görünce tanır ve gözlerinden yaşlar dökülür. Etrafında bulunan sahabe efendilerimize o kolyenin hatıratını anlatır ve sahabe efendilerimizden talep eder. Müsaadeniz olursa kolyeyi alabilme şansın var mıdır der. Sahabe efendilerimiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nezaketine, bu güzelliğine hayran kalırlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, sahabe efendilerimiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyur ya Resulallah diye kolyeyi takdim ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolyeyi Zeynep validemize gönderir. Ebu'l As'ı As da serbest bırakırlar. Fidyesini buluşturamayan, ödeneğini yapamayan esirler de Medineli okuma yazma bilmeyen çocuklara 10 çocuğa okuma yazma öğretti. Öğrettiği müddet içerisinde serbest kalacaklarını yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirlere bildirmişti. Esirlerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fidye ödeyemeyenler 10 tane çocuğa okuma yazma öğretmiş ve ondan sonra esaretten kurtarmışlardı. Kıymetli izleyenlerimiz, İslam dininin ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in okuma yazmaya ne kadar ehemmiyet gösterdiğini biz Bedir Savaşı'ndaki bu esirler meselesinde görürüz. Hatta bu esirlerin öğrettiği sahabilerden bir tanesi vahiy katibi olan Zeyd bin Sabit'tir. Bunun gibi nice Medineli Ensar'ın çocukları olmak üzere birçok sahabinin evlatlarının sahabilerin okuma yazmasına Mekkeli müşriklerden esir olanlar vesile olmuştur. Kureyş'in ileri gelenleri ve Kureyş'in reisi Ebu Cehil Bedir'de öldürüldükten sonra kervanı kurtaran kervan kahramanı Ebu Sufyan Mekke'nin lideri olmuştu. Ebu Sufyan 200 kişilik atlı bir birlik ile Medine-i Münevvere'ye 1 saat mesafeye kadar gelip orada sahabe efendilerimizin evlerini yağmaladı. Hatta Ensardan Sa'd bin Amr isminde bir sahabiyi şehit etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı Medine-i Münevvere'de haber alır almaz Eshab-ı Kiram Efendilerimiz de peşlerinden ne kadar gitseler bile Ebu Sufyan savaşı göze alamamış ve Mekke'ye ulaşmıştı. Yalnız Ebu Sufyan ordusuyla beraber Mekke'ye doğru kaçarken yanlarında getirmiş oldukları erzakları, un çuvallarını bırakmışlar ve bundan dolayı bu gazveye Sevik gazvesi ismi verilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye vardıklarında orada yaşayan hem Hazreç, Evs, Yahudiler, münafıklar hepsiyle beraber ortak bir zeminde Medine'nin müdafası, Medine'nin kontrolü, Medine'nin insanların huzuru ve refahı için çalışmaları noktasında kendileri aralarında ahitleşmişlerdi. Yahudiler Bedir Savaşı'ndan sonra müminlerin, Müslümanların güçlenmesini hazmedememişti. Bu hazmedememelerinin sebebi kıskançlıktan dolayıydı. Bir gün hanım sahabi bir gün alışveriş için sarrafa uğradığında kuyumcu olan sarraf Yahudi idi. Sahabi hanımefendimize sözlü ve hareket olarak tacizde bulunmuş. Bunu gören bir mümin, sahabi kiram efendimiz hemen olaya müdahale etmiş ve kargaşada sahabi efendimiz şehit olmuş ve Yahudi de öldürülmüştü. Bu, bu olayı duyan Yahudiler Beni Kaynuka kalelerine kendi kalelerine sığınmış ve orada savaşa kendilerini hazırlamışlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sulh teklifine karşı savaşı ön plana sunan Yahudiler 15 gün muhasaranın ardından 700 kişilik bir aile kitlesiyle mallarını, mülklerini, arazilerini her şeyi Medine'de bırakarak Suriye'ye doğru yola çıkmışlardı. Hicretin ikinci yılında Beni Kaynuka Yahudileri yapmış oldukları hem sahabi hanımefendiye hakaret ve tacizden hem de sahabe kiram efendimize karşı fiili müdahale eden şehit edilmesinden dolayı savaşı da göz önüne alıp sulh anlaşmasına girmediklerinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahab-ı kiram efendilerimizin 15 gün muhasarasının ardından Şam'a doğru sürülmüş oldular. Bir sonraki Siyer-i dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.